هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أخلاق birkaç yönden birkaç kısma ayrılır. Birkaç yönden birkaç kısma ayrılır. Ahlak çıkış itibariyle, varlık itibariyle ikiye ayrılır. Bir, ahlakul garizi demişler buna. Tabiatımızda yerleşen var olan ahlak. El ahlakul muktesebe, kazandığımız ahlak. Bir, birinci ahlak Allah Azze ve Celle'nin insanı üzerinde yarattığı tabiattır. Mesela Allah Subhanahu ve Teala birini halim yaratmış. Birini sabur, sabırlı yaratmış. Birini afif, iffetli yaratmış. Birini de kızgın yaratmış. Birinde de kızgınlık var. Birinde de acelecilik var. Birinde de sertlik var. Birinde de yani kardeşler yani mal hırsı var. Birinde şehvet hırsı var. Elhasıl iffetli, iffetsizlik yani bunlar uzatılabilir. Kardeşler Allah Azze ve Celle ve Rabbuke yehluku ma yeşe ve yehtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Kime ne vereceğini Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Bazılarına mal verir, bazılarına ahlak verir, bazılarına edep verir, bazılarına iman verir. Sübhanehu ve Teala. Fakat biz insanlar şunu bilmek zorundayız ve şunu bilmek durumundayız. Allah bizi dünyaya imtihan sahasında yarattı. İmtihan sahasında. Her birimizi bir şeyle imtihan ediyor. Her birimizi bir şeyle imtihan ediyor. Allah Subhanahu ve Teala hilim verdiği zatı hilmi elde etmeyle imtihan etmiyor. Onu başka bir şeyle imtihan ediyor. Allah Azze ve Celle insanı yarattı. İnsanın içine kuvvetler yerleştirdi. Akıl kuvveti, gadab kuvveti, şehvet kuvveti. Bunlar insanın içinde yani yerleştirilmiş kuvvetlerdir. İnsan bu kuvvetler olmasa imtihan sahasına sevk edilmez. Mesela kardeşler düşünün. İnsanın içinde mesela bir erkeğin içinde bayana karşı bir şehvet olmazsa tamam. Allah Azze ve Celle niye ayetin desin ki وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا desin. Zinaya yaklaşmayın niye desin ki? İnsanın içinde yaratmış. İnsan meyyaldir, meyillidir. Nefis diyor ki yürü. Şeriat vahiy indiriyor diyor ki وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا. Zinaya yaklaşma. Bu nefisle bu ayet ne yapsın? Mücadele etsin. Kişi eğer bu ayete, şeriata uyarsa, nefsine uymazsa Allah Azze ve Celle onu aziz kılar, onu şerefli kılar, onu yüceltir, onu yüceltir, onu yüceltir. Ama وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ayet-i kerimesi var. Fakat o nefse, o hevasına uyar. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ هَوَاهُ. İlahını hevası edinen, ilahını heva edinen, şehvetini, isteklerini, şehvetlerini, hobilerini, arzularını İlah edineni görmedin mi? Allah Azze ve Celle bu adama ne diyor? Ulaike kel en'am. Bunlar hayvan gibidir diyor. Ulaike kel en'am. Hayvan gibidir bunlar. Sonra bel bilakis. Bunlar hayvan değildirler. Hum adal daha alçaktırlar. Hum adal daha alçaktırlar. Hayvan bunlardan daha iyidir. Bel hum adallu sebila. Hayvanlardan daha alçaktırlar. Bakın kardeşler. Ve la takrabu zina ayetini ihlal etti. Ondan sonra وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a ibadet edin, ona bir şey ortak koşmayın ayetini ihlal etti. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ yetim malına yaklaşmayın ayetini ihlal etti. اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı ayetini ihlal etti. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ yetim malına yaklaşmayın ayetini ihlal etti. Onu ihlal etti. O da hayvan gibi oldu kardeşler. مَعَذَ اللّٰهُ اِيَّاكُمْ. İşte bu durum bundan ibaret. Allah Azze ve Celle insanda kuvvet yaratmış, istek yaratmış, arzu yaratmış, onunla haramlara meyyaldir. Yusuf Aleyhisselam ne dedi? İnnen nefse le emmâratun bisû. Nefis daima çirkinlik emreder. İllâ mâ rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettiği nefis hariç. İllâ mâ asama rabbi. Rabbimin kurtardığı, muhafaza ettiği, muhafaza altına aldığı nefis hariç. Onun dışındaki bütün nefisler meyyaldir. Harama, şehvete, isteklere, arzulara meyyaldir. Onun için kardeşler bizim ne yapmamız gerekir? Kendimizi tanımamız gerekir. Nefsimizde haramlara meyil var. Sonra bu haramlara meylin hikmeti nedir? Allah Azze ve Celle bizi bu haramlara meyli içimize yarattı. Sonra bir vahiy indirdi, kitap indirdi. Bu nefis de bu kitap ne yapsın?
tartışsın. Bu nefis de bu kitap mücadele etsin. Ta ki kitap üstün gelsin. Kitabı üstün kılanlar, Allah Azze ve Celle'ye yönelenler, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ Allah bizi onlardan eylesin. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Bir fırka da cehenneme. Onlar ki nefsini tercih edenlerdir. Allah Azze ve Celle'yi sağa köşeye iteleyenlerdir. Onu umursamayanlardır. Nefsini ilah edinenlerdir. وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ Kardeşler, insanın içinde Allah Azze ve Celle'nin imtihan gereği yarattığı bazı hususlar var. Şeriat, kötü ahlak insanın içinde varsa onu düzeltmek zorunda. Peygamber mesela kardeşler, hilim güzel ahlakın neticesidir. Gadab, kızmak ise kötü ahlakın neticesidir. Lakin gadabın bazı yerleri alanları var ki o imanın neticesidir. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste اَوْثَقْعُرَ الْا۪يمَانِ İmanın en sağlam ipi الْحُبُّ فِي اللّٰهِ Allah için sevmektir. وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Allah için buğz etmektir. Bakın bu buğza hayır vardır. Burada buğz etmek esastır. وَالْمُوَالَاتُ فِي اللّٰهِ Allah için dost olmak, sevmek, yakın edinmek. وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ Allah için düşman olmak. Burada bu kızgınlıkta hayır vardır. مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْا۪يمَانِ Kim Allah için alır, Allah için verir, Allah için sever, Allah için buğz ederse imanını kemale eriştirmiştir. Benim kastettiğim buğz bu değildir. Şer'i olmayan, gereksiz olan, şeytandan kaynaklanan buğzdur. Bu buğz kötü ahlakın neticesidir. İnsanda bazen kızgınlık var, kuvvetul gadabiye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kale evsini ya Resulallah. Bana vasiyette bulun ey Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kale la tağdab, kızma dedi. Faraddede miraren, kerelerce tekrarladı. Kale la tağdab, kızma dedi. Şimdi bir insan ya ben kızgınım, ben bunu yenemem derse deriz ki kendine iftira attı ve şeriata iftira attı. Aleyhissalatu vesselam hiç kimsenin gücünün yetmediği bir şey kimseden ne yapmaz? İstemez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir nefse gücünün yetmediğini yüklemez. Sana kızma demişse, burada tabi tafsilat vardır. İslam alimleri bu hadisi yorumlarken la tağdab, kızma demek illa kızma olur. Kızmanın gereğini yapma demektir. Kızmanın gereğini yapma. Kızmanın gereğini yapma. Kızma olsa bile kendini frenle. Kızmayla hükmetme, vurma, kırma, parçalama, dağıtma, hainlik yapma, kızma. La tağdab. Ama kızma illa olur. Şeriata uy, kardeşine hainlik yapma. Şeriata uy, onu kırma. Şeriata uy, onu rencide etme. La tağdab. Kardeşler.